Hepinize merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir 10.000 GP kasma. Harika etkinlikler her hafta bizi bekliyor arkadaşlar. Futbol 2022'de GP kasıyoruz gençler. Evet, başka hiçbir işimiz yok. Başka da zaten bir etkinlik yok. 10.000 GP'mizi alıyoruz. Harika bir etkinlik. Siz de oynayın. Siz de 10.000 GP'lerinizi biriktirin. Çok lazım ya. Futbol 2022'de adi oyun serimize devam ediyoruz arkadaşlar. İşte Bayern Mönchengladbach'la Bayern Mönchengladbach karşılaşıyor gençler. Hemen şöyle ileri diyoruz. Haydi o siyah formayla ben oynarım. Ben deplasman mıydım lan? Deplasmandım evet. Siyah formayla ben oynarım gençler. Kimseye vermem. Hemen bir uzun top kontra atak. Serge Gnabry, Loris Sané. İşi bitirelim gençler. Müller bakalım ne yapacak. Hemen şöyle gelelim. Sen sus fıstık. Fıstık da coştu anasını satayım benimle beraber. Eğer bu maçı kazanırsam gençler 10.000 GP alacağım gençler. 10.000 GP dile kolay. Bakalım kim kaldırmış. Hepsi kaldırması da ya Musiala sen la oğlum sen ne ayaksın ya? Lan yanlış adamı aldım ha. Sven Ulreich. Kaç Ulreich'i mi alsam acaba? Hemen şöyle Loris Sané'de yarım kaldı. Kingsley Coman full kaldırmış. Onu ikinci yarı yapıştıracağım gençler. Söyleyeyim de bilin. Hemen şu Upamecano'yu bir tanesini stoper yapacağım. Davis'i ileri çıkartmak istiyorum. Sapitzer'in yerine de Leon Goretzka yapacağız gençler. İkinci yarı bir Sabitzer ve şey yapabilirim. Neydi o? Kingsley Coman. Haydi bakalım gençler. Hazır mıyız? İşte Benjamin Pavard. Şu anda hemen şöyle ayarlarımızı yapalım gençler. Bir yudum da çay içelim. Çünkü biliyorsunuz boğazım gıcıklanıyor. Öksürüyorum. İşte Allianz Arena'dayız. Class evening, evening diyor. Güzel bir akşam diyor. Ya bu spikerin sesi bana niye az geliyor? Ben ama moda giremiyorum. Yani ses nasıl acaba? Çok merak ediyorum şu anda. Neyse ikinci yarı düzeltiriz. İlk yarı böyle benim sesimi duyun. İşte adi oyun başlıyor gençler. Adi oyun başlıyor. Hemen şöyle kanada dönelim. Aferin oğlum. İlk defa kanada güzel pas attınız. Aferin çocuğum. Evet zaten böyle bir pas. Bassana Sané. Güzel saldım. Güzel saldım. Acele ediyorum acele. Arkadaş niye acele ediyorsun ki? Lewandowski'nin hat-trick yaptı. Bakalım bugün ne yapacak beyler. Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar iptal yaptım ama yemedi. Bu arada onu da söyleyeyim. Normalde o hatayı yapmam ben orada. Upamecano. Hadi be Mahmut. Güzel yere kesti ha Mahmut. Ben giderim abi. Benim hiç umurumda olmaz abi. Lucas Hernandez gidiyor. Hernandez çok güzel salarsa tehlike. Gnabry'e saladı mı? Çok kötü saldı. Davis sinirlendi. Oynayacağını sopun dedi. Ağzına tükürürüm dedi. Evet Coman. Gnabry. Verdi. Kaçsana oğlum. Joshua Kimmich. Lan oğlum be. İstediğim oyuncuyu seçemiyorum arkadaşlar şu anda. Müdahale etmek istiyorum topa ama. Evet şu anda değişik bir müdahale oldu. Adam müdahale edemedi daha doğrusu. Yani değişik bir müdahale değil. Yine kör dövüşü devam ediyor oyunda. Harika bir kör dövüşü izliyoruz. Güzel, güzel, güzel. Evet. Orta saha kalabalık. Oo, Upamecano'nun onu alması lazım. Upamecano. Ver kanada, geri ver kanada. Gitme kendin. Kendin gitme. Dedik oğlum kendin gitme diye. Oyunu ben size ben mi öğreteceğim? Gitme işte. Hernandez köşeyi görür mü? Serge Gnabry verdi kaçtı mı? Davis çok güzel girdi araya bu arada. Davis ileri çıkardı. Kanadı boşalttı. Kanadı boşalttı. Sal. Boşalttı. Stoper kapatmış orayı anasını satayım. Çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Farkındayım gençler. Ama ne yapayım? Uyum kurusun. Çok güzel verdim adama topu.
Adama Tuaro kör dövüşü devam ediyor gençler. Sakiniz, sakin, sakin. Bir şeyler oluyor orada, anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum şu anda oyundan. Ne yaptığımı da bilmiyorum gençler. Öyle oynuyorum, dümdüz oynuyorum yani. Herhangi bir atak yapayım veya herhangi bir böyle bir ya şuradan şunu çekeyim, şu adamı da şuradan kaçırayım gibi derdim yok arkadaşlar şu anda. Kör dövüşüne devam ediyoruz. Evet, güzel indirdi. Evet, bir hata gol getirebilir. Atamıyor. Adam da atamıyor yani. Hadi bende sıkıntı var. Adamda da sıkıntı var gençler. Leon Goretzka ortaya salar mı? Saldı. Müller çok güzel aldı. Sal oğlum. İşte bu. Bunları arıyorum ben. O ne lan? Çok iyiydi lan ama. Evet, devam. Ona kanada atar onu. Güzel. Oyun gün geçtikçe kötüye gidiyor beyler. Çünkü oyuncu kontrolleri hala ağır. Bu oyuna şimdi kim para verecek? Ben para vereceğim değil mi? Evet, ben para vereceğim. Robert Lewandowski. Aman yapma koçum ya. Ya o gol kaçar mıydı gençler? Kaçmazdı. Ben moda giremedim. Dur, ben şu spikerin sesini bir tık açmam lazım gençler. Vallahi sesten dolayı moda giremedim. 2 yap. Biraz alttan benim o Lewandowski falan böyle bir bağırması lazım ki ben gaza geleyim. Yoksa gelmiyorum ben. Çok güzel. Koç Gnabry. Koç ne lan? Ya oğlum senin ben falsona falso özürü herif ya. Oğlum bak öyle hareketler hep beni gaza getirme. Bir güzel oyna işte. Sané. Lewandowski fiddles it through. Sal kanada. Gnabry gidiyor. Sergei Gnabry. Sergei Gnabry kandırdı. Sergei Gnabry. Ya artık oradan çık ya. İyi de abi oradan atacaksın topu yani. Nasıl yapayım ben başka? Kör dövüşü devam ediyor. Upamecano topa gidiyor. Çok güzel Neuer. Neuer sinirlendi. Neuer gidiyor. Sinirlendi çünkü Manuel Neuer. Çok sinirli ama vazgeçti sinirinden. Ne oldu la? Aa ne çabuk bitti la. Çok çabuk bitti beyler. Çok bence de çok enteresan bir game oldu. İlginç bir oyun oldu. Bakalım hemen santra bug'ımızı yiyor mu arkadaş? Yiyor. Santra bug'ımızı yiyor arkadaş. Ha, diyor mu diye test ettim. Yedi. Yemeseydi bir şey demeyecektim arkadaşlar. Neyse yedi. Güzel oldu. Haydi devam gençler. Robert Lewandowski attı golü. Arkadaş sinirlendi bu arada. Onu da söyleyeyim ama. Ben hiçbir şey yapmadım. Topa da gitmiyor adam. Topa gitmiyor abi. Gitmiyor yani. Aa topu nasıl aldı ayağına? Arkadaş bu oyun nasıl olacak ya? Hakikaten ya. Vallahi yani bilmiyorum yani nasıl olacak. Vallahi bilmiyorum ya. Bu oyun hakikaten oynanmaz ya. Ciddi oynanmaz yani. Hale bak. Şu pasa bak. Abi ne oluyor ya? Pası gördünüz mü ya? Adam da karambole pas atıyor. Geçerse geçiyor. Yani hani öyle hani bilerek falan pas atmıyor yani zannetmiyorum ben. Bilerek falan pas atmıyor abi. O top da geçer zaten. Ama işte beklemeyeceksin. Beklemeyeceksin yani. Üzgünüm. Üzgünüm.
And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. A well played. Buldu lan. Foul and the whistle's gone. Abi top alınmıyor. Onu söyleyeyim ilk öncelikle. Yani almıyorlar topu. Yani bilmiyorum niye öyle yapıyorlar. Onu da bilmiyorum ama ya bu oyun şimdi bugün ayın kaçı? Bir hafta sonra çıkacak mı bu oyun? Üzgünüm beyler. Yani bu oyundan bir cacık olmaz. Ya leş gibi. Abi. Devam. Pavard. The message is clear. None shall pass. Abi. Look, movement creates more options and that was really sharply done. He's had a shot. Ya adam orada resmen yani oyalıyor ya. Yani hani alamıyorsun da. Oyalıyor yani. Hani veriyor. Normal sadece pas yapıyor adam. Yani abi iyi de bu nasıl bir oyundur ya? Ya artık kaç Lewandowski sende. Oynayacağın oyuna tüküreceğim artık ya. Dönmüyor ki abi. Lewandowski dönmüyor yani. Tank mı lan bu adam? That's the kind of movement which raises hope, and he was alert to it. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. They're coming again and again. Spot on, Peter. Davis has given away. Çok kötü abi oyun. İnanılmaz kötü yani. And it's Lewandowski, and here's Sané. Hits one. It's run loose. Who's gonna get there? Passes it out. Vay be, şuraya pas atabildim ya lan. He's in a really good position out wide. Gnabry, a great play. Hadi be. Bayern Munich needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Sané, over to the left. O paslar geçmez. Ama ben dokunurum o topa, sana taç olurum. O normalde o paslar geçmiyor ama ben dokununca top şey olur. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Koeman. Abi nasıl bir şey ya? He's got away. Koeman. Oh, well played, well played. Çocuk da işi çözmüş. Aslında geçiyor diyor çocuk. Bayern Munich really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Hernandez gets it back. Looking to break out here. Good spot. He's seen the run. That's a decent ball. Can he finish? Hadi lan. Lan çok iyi be. Hakikaten çok iyi lan. Commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. He's come loose. Vay anasını ya. Ha sen oraya gidiyorsun. Oraya atacağım bu topu zaten. Almost there and the players can feel it. Fiddles it through. Oh, he couldn't quite make it. Bayern Munich certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Kimmich has got himself a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. Yok abi ya hakikaten yani ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Pavard.
Ya vur gitsin abi, böyle oyun mu olur ya? Böyle bir şey yok abi. Abi bu nasıl bir oyundur ya? Abi sinirlerini zorluyor böyle ya. Seni böyle yani acaba sabrın nasıl mesela? Hani sabır taşı mısın, değil misin? Hani aslında Konami bize onu aşılamaya çalışıyor. Yani sabretmeyi öğretiyor. İşte sinirlenmemeyi öğretiyor. Sinirlerimize hakim olmayı öğretiyor. Yani bu oyun aslında bir anlamda psikolojik tedavi için yapılmış. Hani oynamak için değil. Biz aslında başından beri yanlış değerlendirdik oyunu arkadaşlar. Çünkü hani oyundaki bu tür reaksiyonlara sen nasıl dayanabiliyorsun? Dayanma gücün ne? Sabır gücün ne? Konami aslında o anlamda güzel bir oyun yapmış arkadaşlar. Çünkü mesela bak, ben şu anda bir nevi kendimi sıktım. Yani kendimi tuttum. Sabrettim. Sabır taşı gibi çatlamadım. İşte ne bileyim yani, güzel oyun aslında. Yani sizi bir anlamda geliştiriyor işte. Strese ne kadar dayanıklısın? Sinire ne kadar dayanıklısın? Hani eğer zaten bu oyunu oynayıp sinirlenmeyip strese girmeyip arkadaşlar kendinizi tutabiliyorsanız, siz zaten toplumda da mesela topluma çıktığınız zaman veya herhangi bir yere gittiğiniz zaman, herhangi bir iş yerinde çok iyi bir insan olursunuz siz. Çünkü siniriniz yok, stresiniz yok. Bir anda aslında kendinizi de tedavi etmiş oluyorsunuz. O açıdan güzel oyun ya. Hani kendinizi bu şekilde sinirinizi hakim olmak istiyorsanız, sinirinize hakim olmak istiyorsanız, stresli olmak, stresinizi kontrol etmek istiyorsanız arkadaşlar, bu oyunu alıp oynayın. Gerçekten söylüyorum bak. Yani bu anlamda sizi gerçekleştiriyor ve size 10.000 GP'de üstüne sıvıyor. 10.000 GP'de size ödül veriyor. Yani böyle bir oyun yani bu. Ya Rabbim ya Resul Allah. Ya neyse gençler, yani bu oyun adam olmaz abi. Yok abi. Ya bu oyun adam olmaz abi. My Club da gelse adam olmaz. Çay Club da, Çuy Club da gelse bu oyundan bicacık. Bu seneyi unutun arkadaşlar. Veya en az 6 ay unutun yani. Şubat, Mart, Nisan, yani o zaman da zaten 3-5 ay kalıyor oyunun zaten. O saatten sonra da zaten güncellemelerle artık, hani biliyorsunuz her sene yeni bir oyun çıkmayacak arkadaşlar. Yani işte eFootball 2023 çıkmayacak. Ya çıkmayacak derken baştan bir oyun artık yapılmıyor. Onu da bilin. Sadece güncelleme yapılacak. Nasıl PES 2020'deyken PES 2021'e güncelleme aldık ya. Aynı onu gibi düşünün. Sürekli işte 2024, eFootball 2024 güncelleme gelecek. eFootball 2025 güncelleme gelecek. Artık baştan yeni bir oyun yapmak yok. Eğer ki biz buna tepki koyup bu eFootball saçmalığından Konami'yi geri döndüremezsek arkadaşlar. Yani bilmiyorum, bu sene bu oynanmaz. Yani ben bunda sinir, stres olacağıma, FIFA'da sinir stres olur mu abi? En azından ne bileyim, bir değişik bir oyun olur benim için. Değişik bir hava, değişik bir tat olur hani FIFA'ya geçmek. Ya bu oynamaz abi, yok ya. Zaten Messi'yi de bitirdiler. Oyunu da bitirdiler anasını satayım. Gençler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.